ki buna ayak dayayarak o da para vermiyor. Mağdurluk, iki tane göz gitti. Anlamıyormuş. Yani işverenin üzerine mal varlığı yok. Şirket iflasını verdiği için. Evet. Evet. Yani çalışıyor. Yani şimdi devletin sahasını, devlet verdiği sahadan hariç bunlar kaçak sahalarda çalışıyorlar. Yer altında kaçak sahalarda çalışıyorlar. Mesela benim kaza yaptığım yer de kaçak sahadı. Eski galeriye çarptılar ve orada su patladı. Büyük olan su patladı. Çünkü bu yerden çıkan bir su değil bence. Benim düşünceme göre. Vergi numarası Safet Uyar üzerine çıkmış. Bu kazada öğrendik. Bir oğlu da, bir kardeş daha var, Şükrü Uyar. Peki bu Ermenek'teki madenin sahibi kim? Safet Uyar. Aynen, Safet Uyar. Bir şeyler olsun veya bir yasa çıksın. Yani mesela Soma kömürleri kaza yaptı. Devlet Soma kömürlerinin mesela işçisine kaza yapanın arkasında durdu. Uyarın niye durmuyor? Yani Uyar madencinin arkasında niye durmuyor? Ölmek Daha mi gerekiyor diyor yani ki. burada 743 kişi mağduru var. Arkadakini tamam dursun onu göster. Tamam arkadaşım tutuyorum sadece. Tamam. ...31 Temmuz 2007'de dinamit patlaması sonucu iki gözlerimizi kaybettik. Dinamit ise bu dışarılarda taşlarda kullanılan yani ucuz bir dinamit sonu atılan dinamitle kazalandık. Bu dinamitçi ile haberleşmecinin arasındaki hatalı yani birbirimize haber vermemesinden haberciler de kazalı. Burada işverenin iş güvenliği olmadığından kazalandık. İki arkadaş da. Ben gözlerimi kaybettim. Arkadaş ise diz altından komple kırık kol bu şekilde kazamız. Hukuksal süreç 2008 tarihinde adalete verdik ve 2008'den 2014 yılına kadar adaletten herhangi bir netice alamadık. Hala devam etmekte mahkememiz. Biz adalete güveniyoruz. Yani herkes adalete güvenir. Biz de adalete güveniyoruz. Adalet tecelli etmesi lazım. Yani kısa zamanda. Biz zaten mağdur olduğumuz kadar mağdur olduk. Yani bu saatten sonra da mağdurluğumuzun bir an önce giderilmesi. Ama adalet yoluyla, ama devlet tarafından bir şekilde bizim yani mağdurluğumuz bir an önce giderilsin. 2007'nin 31 Temmuz'da 2350 metre altında dinamitçinin bize haber vermeden ateşleme yapması sonucunda 5 işçi arkadaş kazalandık. Bu kaza neticesinde ben ömür boyu %48 engelli, vücudumda da çoklu kırıklar, kopmalar vardı. Diz altında biraz daha kopma vardı. Ondan dolayı ömür boyu sakatlık kaldım ve 2010 yılında sürekli iş göremez maaşından emekli edildim. Ve 2008 yılında hukuki süreç başlattım. Şirketin bize karşı duyarsızlığı, herhangi bir talepte, yardım talebinde veya maddi ve manevi yardımda bulunmadığından dolayı şirkete 2008 yılında Mayıs ayında hukuki süreç başlattım. 2011 yılında bu hukuki süreç sonuçlandı ve 125.692 TL maddi ve manevi tazminat olmak üzere yasal faizi hariç. Bu parayı 2011 yılının 7. ayın 25'i 2011 tarihinde Ankara 27. İcra Dairesi'ne bu dosya verildi. Ama bu şirketin sürekli aynı adres üzerinde isim değiştirmesi ve yakın akrabalara uyarların sürekli mal varlıklarını aktarmasından dolayı ve bu ismi geçen Azim Uyar'ın üzerine hiçbir mal varlığının bulunmadığından dolayı bu paramı tahsil edemiyorum. Ve bu 125 bin lira paramın tazminatımın hakkımın verilmesini istiyorum. Elimde mahkeme kararı var. Mahkeme kararının olmasına rağmen inşallah maşallah deyip etkilenip sallanıyoruz. Bir an önce bu işin açıklığa kavuşmasını istiyorum. Bütün yetkililerden bunu diliyorum. Mağduruz. İki gözü kaybetmiş arkadaşımız. Kendi iş yerimizde gittik iş yerinden bu konuyla ilgili anlaşmaya gittik. Haklı olduğumuz halde suçlu duruma düşmüşüz gibi ki iş yerine gittik. Ve dedik ki bizim haklarımız ne olacak? Bize verin bunları. Bizi ocak sahasına almadılar. Ali Kandemir ve İdris Sarıkaya Uyar madencilik sahalarına giremez diye güvenlikçiler bizi kapıdan çevirdiler. Soma'daki Uyar madencilikten Karaman Ermenek'teki maden sahiplerinin ikisinin de soy isimleri aynı olduğuna göre biz ikisinin de aynı kişi ve aynı zihniyette olduklarını,
Bu dolaydan dolayı aynı burada almadıkları tedbirlerin de orada alınmadığını düşünüp bu işçi arkadaşlarımızın bu şekilde ama öldü ama kaldı bilmiyorum. Benim tahminim madencilik 1991 yılından bu tarafa madencilik yapıyorum. Ve bu arkadaşlarımızın olayın ilk gününde kazanın ilk olduğu anda hayatlarını kaybettiğini adım gibi eminim. Çünkü kurtulma şansları yok. Orada tonlarca suyun bir anda ocağa dolduğu bir bardak su devirili de bir saatte temizleyemiyorsunuz yerini. Orada tonlarca su girmiş ocağın içerisine ve su basıncıyla o yerdeki taşlar kayalar metrelerce 300-400 metre sürüklenerek gelmiş. Bunu az bir miktarda su yapamaz. Çok basınçlı, çok dolgun bir su olması gerekir ki bu sürüklemeyi gerçekleştirebilsin. Ben 1991 yılından 2007 yılının 31 Temmuz'una kadar yer altında çalıştım. Ve madenci tecrübelerimde burada yan taraftaki eski terk edilmiş maden ocağının suyunun kaçak kömür arınması için oraya sürülen bacadaki patlamadan dolayı bu ocağa dolduğunu tahmin ediyorum. Mahkeme kararını bekleye bekleye cebimizdeki kayıtlar bile parçalandı gitti. Her tarafını bantladık. Cebimizdeki kayıtlar bile artık sabırsızlaştı ki onlar bile umudu kesti. O da bizim gibi 40 parçaya bölündü. Onun için de topladık, bantladık bir araya. Vücudumun değişik noktalarında kopmalar var. Örneğin sol bacağımın diz altında burada çapraz kopuk var. Kasık bölgemden topuk bölgeme kadar ayağımda kalıcı, ömür boyu kalıcı içten platinler var. 150'nin 200'ün üzerinde filmler çekildi. Filmlerde hala da şu bölgede, kopan bölgede bilhassa hiç kaynaşma yok. Arada mesafe var. Kalça bölgemden alınıp bu kopuk bölgelere atılan parçalar birbirine kaynaşmadı. Olay üzerinde 7 yıl, 8 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen hala da kaynaşma yok. Var. Bursun. Litvaya getirdi de Balkan'a gideriz.